20 Eylül, 26 Eylül. Değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Instagram sayfamı da takip etmek isterseniz günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Bu ara pasaport başvurularınız, vize başvurularınız, pasaportunuzu yenileyebilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz ve organize ve acayip derecede de seyahat yoğunluğunuz olacak. Çünkü bu ara eğitim, uzaktan eğitim, yurt dışında eğitimlerinizle ilgili gerçekten kapılarınız açacak ve gidecek gözüküyorsunuz. Fakat bu ara en çok ne olabilir biliyor musunuz? Kitap okumaya, ruhani kitaplara merak sarabilirsiniz. Ruhunuzu derinleştirmek istediğiniz kitap, fazla kitap okuyabilir. Kendinizi bu konuda eğitimlere sarabilir. Seminerlere katılabilirsiniz. Bol bol seyahat enerjiniz var. Gayet güzel oluşum ama parasal anlamda da kredileriniz, ödemelerinizle ilgili aksilikleriniz var. Bu konularda biraz yorgunluk yaşayabilirsiniz ama bir miras ya da uzun süredir beklediğiniz bir devletten size gelmesini istediğiniz bir paranızla ilgili de güzel bir haber. Sanki IBAN'a yatmaya başlamış paranız, hayırlı olsun. Bu da sizi mutlu edecek olarak uyarı veriyor. Bu ara yabancı uyruklu insanlarla aşk yaşayabilirsiniz. Hatta yurt dışına yerleşmeye karar verebilirsiniz. Tanışacağınız insan, flört edeceğiniz ve evlilik yapacağınız insan olacak. Ve size ve ailenize ve kendinize çok değer ve cana yakın ve hayatınızın ruh ikizi olduğunu enerjinizde alacaksınız ve doğru insanınız, hayırlı olsun. Farklı bir şehir ya da farklı bir noktada yaşıyorsanız da yakın bir dönemde sizinle ilgilenen, enerjinizce çok uygun biri var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Aşk size çok heyecan verecek ve kalıcı bir aşka yakalayacaksınız. Bence bu hafta kovalarda enteresan bir aşk havası var. Yani kimi isterseniz tak enerjinizde, onu beğeniyorsanız o adım atacak. Eşinizle probleminiz varsa yumuşayacak. İlişkinizle ilgili aksiliklerde toparlanmalar söz konusu olacak. Bu da sizi gayet ruhani açıdan hem okuyacağınız kitaplar hem de kendinizi geliştireceğiniz evrelerde ilişkilerde büyük fırsatlar yaratmanıza sebep olacak. Böyle devam edin değerli kova burçları. Çünkü evde mutluluk gülümsemesi var. O gergin ruh hastası bakışlarınız, zıbırt bıtlarınız bitiyor. Yerine enerjiniz, ağzınızın gülümsemesi ve dişleriniz daha güzel konuşuyor. Ağzınız ve diliniz güzel ifadeler ediyor. Kötü sözler geride kalıyor. Daha yumuşak ifadeler bizi mutlu edecek olarak uyarı veriyor. Hatta şöyle söyleyeceğim. Uzun süredir sevilmediğim, beni kimse sevmiyor diyorsanız bu hafta sevilmeye doyacağınız. Yani sizin duygusal değerlerinizin, duygusal enerjinizin daha fazla artacağını gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu ara aşırı hesap kitap yapabilir, harcamalarınızı fazlasıyla kontrol edebilir, gelir ve giderleri çok fazla aşırı harcamaları göze alarak kontrol edeceksiniz. Ve satılmasını istediğiniz ya da ailenizin size vermesi gereken bir parayla ilgili de hanenize bu para girmiş olacak. Doğru değerlendirdiğinizde de kredileriniz, ödemelerinizle ilgili daha büyük bir rahatlık, derin bir nefes alacaksınız. İş çevrenizde hoşlandığınız ya da ilişki yaşadığınız ve gizli bir ilişki yaşıyorsanız bu artık piyasada herkes tarafından konuşulacak ve ilişki sizi evliliğe doğru ilerletiyor. Hadi hayırlı olsun diyorum. Evli olanlarda da şöyle bir şey var. Ev değişimi, yeni değişim, yeni eşya, yeni düzen oluşturmaya çalışacağız. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani kendimizi ehlileştiririz ya, öğreniriz, ehlileşiriz. Bakış ruhumuzu genişletiriz, tazeleniriz. Yani ve her şeye açık oluruz ya, siz keşiflerle ve ehlileşmiş enerjinizle kendinizi hayata daha güzel katacaksınız. Bunlar size hem iş olarak hem de işinizde verimsiz olan evreniz bile rahata erecek. Bir de yurt dışına çalışmak ve yurt dışı ile ilgili iş başvurularınız varsa, evet, bu ara sizin 9. ev zenginlik evinizi gösteriyor. Kültürel açıdan hem maddi açıdan gerçekten güzel geçiş eviniz var. Hayatınızda çok yeni insanlar tanıyacaksınız. Kültürel olarak kendinizi yeni şeyler öğreteceksiniz. Bu da size çok mutluluk verecek.
Devlet kadrosuna girmek isteyen ya da devlet dairesine girmek isteyen ve bir türlü giremedim ve bu konum hayırlı mı olacak diyorsanız, bir aracıyla birlikte iş kapınız gayet güzel bir noktada aydınlığa kavuşacak. Eğer farklı bir alanda iş kapınız ve ortaklı bir işiniz varsa, sorunların geride kalacağı, işinizin daha büyüyeceği, ama burada bir işi kapatıp başka bir iş yapmak istiyorsanız da o işi kapatmanız gerekiyor, zarar veriyor. Yeni işi de ani karar verip hızlı bir şekilde paranızı yatırmayın. Yavaş yavaş sistemlerinizi kurun. Ondan sonra devam ederseniz daha sağlıklı olacak olarak uyarı veriyor. Bir de şöyle bir şey var, eğer ki polis memurusu, askerseniz, yerinizin değişmemesini istiyorsanız, bununla ilgili olumlu bir evranınız olacak ve çok mutlu olacaksınız. Eğer evinizde bir askere bir gittiyse sağ salim ya da görev, vatanı görevi için bir yerlere gidilse, evlatlarınız ya da çocuklarınız sağ salim enerjinize gelecek, korkmanıza gerek yok. Bu ara en çok kova burçlarında erkek çocuğu sahipseniz isyan ruhundasınız. Bu çocuk düzelmiyor, ne yapacağım? Sevgisini yansıtmıyor, duygusunu yansıtmıyor, beni seviyor mu diyelim. Çocuğunuz sizi seviyor. Biraz özgür ruhu da o kendini toparlayıp ailesine hakim kılacak. Bir de iş... uzun süredir, mesela 3-4 aydır ya da 1 senedir işsizseniz, çok güzel bir iş kapınız var. Geçici de olsa buraya okey deyin. Burası güzel bir firma. Siz kendinizi burada ispatlayabileceğiniz gözüküyor. Bir de şöyle var. Mesela sizin göreviniz İstanbul, eşiniz Ankara'daysa, yer ataması bekliyorsanız ya da biz bir araya gelmek istiyoruz, evliliğimizi aynı çatı şehirde yaşamak istiyoruz, biraz daha bu şekilde devam edeceksiniz. Ama şöyle bir şey var. Bu ara en çok farklı bir semte taşınmak isteyen, hatta aileden, çevreden uzaklaşıp bir orman, daha sakin bir alana taşınmak isteyen değerli kovalarda güzel ev kapınız var. Bence şimdiden hayırlı olsun. Sizin de dikkat etmeniz gereken en önemli şey, saç kıran olabilir. Sakallarınızda ya da ne bileyim, buralarda saç kıranlık söz konusu olabilir. Kadınlarımızda da özellikle boyun fıtığı, bel fıtığına dikkat edelim. Bir de batık tırnaklar sıkıntı yaratabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.